Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosu ile karşınızdayım. Gençler, oyuna çok ciddi değişiklikler gelecek. Belki ben bu videoyu yapmadan önce birkaç yerden izlemişsinizdir. Az çok hakimsinizdir konulara. Fakat ben her zaman test server'a gelmesini bekleyip sonra uygulamalı olarak çektiğim için birkaç gün geç kalabiliyorum normal güncelleme videolarına göre. Ama daha net anlayacağınızı düşünüyorum böyle uygulamalı olduğu zaman. Lafı fazla uzatmayayım. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk değişikliğimiz Nurse ile ilgili. Nurse'ün menüdeki ve kovalamaca içerisindeki müzikleri değişti arkadaşlar. Önce menü, ardından da kovalamaca müziğini hızlı bir şekilde dinleteyim. Artık kurbanların yanında yaptıkları eyleme dair bir ikon olacak. Hangi eylemleri yaparken yanımızda ikon çıkacak hemen anlatayım. Jeneratör tamir ederken, çıkış kapılarını açarken, bir kurbanı iyileştirirken, herhangi bir totemi kırarken, haritada bulunan sandıklardan birisini açarken ve kendinizi yerden kaldırırken yaptığınız eyleme dair ikon gözükecek arkadaşlar yanınızda. Böylece solo olmanıza rağmen diğer kurbanlar o an hangi eylem içerisinde olduğunuzu anlayacak. Bu anlattığımın yanına çok güzel bir şey daha gelmiş. Siz yerdeyken bar dolduruyorsunuz ya ayağa kalkmak için. Diğer kurbanlar sol tarafta barınızın yüzde kaç dolduğunu görebilecekler. Yani ayağa kalkmak için barınızın ne kadar daha dolması gerektiğini soldan görüp ona göre size yardıma gelebilecekler. Bence bu şahane olmuş. Bu ikonlar için şöyle bir durum daha var. Biliyorsunuz ki bazı katillerin özel durumları var. Mesela doktor sizi delirtebiliyor. İşte Freddy sizi rüyaya sokabiliyor gibi. Bu tarz katillerin özel durumlarından kurtulurken girdiğimiz animasyon da sol tarafta gösterilecek. Fakat her özel durum için farklı ikon yok. Yani doktorun deliliğinden kurtulurken de, Freddy'nin rüyasından kurtulurken de ya da Pig'in tuzağını çıkartırken de tamamen aynı ikonları göreceksiniz. Sıradan bir killer logosu koymuşlar. Gelelim bir diğer yeniliğimize arkadaşlar. Oyundayken hangi kurbanın kovalamacada olup olmadığını bilmiyorduk. Artık şöyle bir şey yapmışlar. Katil ile kovalamacada olan kurbanın sağ ve sol kısımlarında küçük çentikler çıkacak. Ekranda zaten görüyorsunuz. Bu çentikler hangi kurbanın yanındaysa o kurban katil ile kovalamaca içerisinde demektir. Bu da yine çok yerinde bir değişiklik olmuş bence. Sıradaki değişikliğimizdeyiz. Gençler, eskiden 4 tane survivor ikonu vardı biliyorsunuz ki. Sağlıklı durumdayken, yaralıyken, yerdeyken ve kancadayken. Sadece bu 4'ü vardı. Artık 5. bir survivor ikonu olarak katilin sırtındayken de farklı bir ikona sahip olacaksınız. Yani katil sizi sırtına aldığı zaman artık yerdeymişsiniz gibi gözükmeyeceksiniz. Özel bir ikon ile katilin sırtında olduğunuzu takım arkadaşlarınız anlamış olacak. Bir diğer değişikliğimiz wiggle sistemi ile ilgili. Şu an oyunda iki çeşit wiggle yapma türü var biliyorsunuz ki. Birisi AD, AD, AD tuşlarını spamleyerek. Diğeri de yeni gelmiş olan bir sistem. Size skill check soruyor ve greed skill check tutturdukça wiggle'ınızı hızlandırıyorsunuz. Bu yeni gelen sistem uzun bir süredir deneniyor ve kurbanların %80'den fazlası olumlu bulmuş. O yüzden bu AD AD sistemi kalkacak. Artık tamamen skill check tutturma wiggle sistemine dönülecek. Onda da şöyle bir değişiklik yapmışlar. Beyaz olan yani greed skill check olan kısımlar biraz daha büyütülmüş. Yani tutturması daha kolay olmuş. Fakat onları tutturduğunuz zaman wiggle hızınız artmayacak. Onun yerine katili %20 daha hızlı sarsacaksınız. Fakat biz bunu denedik. Tutturması çok basit greed skill checkleri, evet. Fakat katili neredeyse hiç sarsamıyorsunuz. Sıradaki değişikliğimiz ölü itibarı haritası ile ilgili. Bu haritanın adak fotoğrafı değişti arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz ki halat gibi bir fotoğraf vardı ve bu fotoğraf idam ipini temsil ettiği için bunu kaldırmayı tercih etmişler. Yeni bir adak fotoğrafı getirmişler yani bu haritaya. Evet gençler, şimdi geldik beni çok mutlu eden bir olaya. Nurse'e nerf geldi biliyorsunuz ki. Şimdi ilk ve en önemli olayımız artık ışınlandıktan hemen sonra attığınız hitler normal saldırı değil de özel saldırı olarak sayılacak arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünün. Hillbilly ile sol tık attığınız zaman normal saldırı sayılıyor ya.
Ama sağ tıkla testlerinizle düşürdüğünüz zaman özel saldırı sayılıyor. İşte Nurse de bu sisteme geçti. Peki bu neyi değiştirecek? Normal saldırı yaparak çalıştırabildiğiniz perkleri artık çalıştıramayacaksınız. Hemen iki tane basit örnekle anlatayım. Bir tanesi şöhret budalası perkü. Bu perk bir kurbanı sırtınıza aldığınız zaman çalışıyor ve belli bir metre yakınınızdaki bütün kurbanlara tek atmanızı sağlıyor. Şimdi perkü çalıştırdım gördüğünüz gibi. Bir tane kurbana normal saldırımla vuruyorum. Yani ışınlanmadan vuruyorum ve tek yiyor perkün etkisiyle. Bir diğer kurbana ise ışınlandıktan hemen sonra vuruyorum ve gördüğünüz gibi tek yemedi, perk çalışmadı. Çünkü ışınlandıktan hemen sonra vurduğum saldırı normal saldırı olarak değil de özel saldırı olarak sayılıyor artık. Bunun aynısı Noid için de geçerli arkadaşlar. Nurse'un bir diğer değişikliği, ışınlanma haklarınızı harcadığınız zaman bu haklarınız tekrar doluyor biliyorsunuz ki. Sol alttan bunu görebiliyorsunuz. Artık ışınlanma hakkınız dolduğu zaman böyle sanki sayfa çeviriyormuş gibi bir ses duyacaksınız. Ve son olarak Nurse'un birçok eklentisi değişti arkadaşlar. Hepsini uygulamalı olarak gösterebilmem mümkün değil. Fakat iki tane eklentisini anlatayım. İlk eklentimiz kötü adamın son nefesi. Işınlandıktan sonra bir kurbana vurduğunuz zaman 25 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi kazandırıyor size. Ve bu etki her 45 saniyede bir tetikleniyor. Bu eklenti eskiden 16 saniye boyunca tespit edilemez durum etkisi kazandırıyordu. Ve her 60 saniyede bir tetikleniyordu. Yani buff gelmiş bu eklentiye. Bir diğer eklenti de Yenner'ın son nefesi. Bu eklenti eskiden şu işe yarıyordu. Tüm ışınlanma haklarınızı kullandığınız zaman etkin yetenek butonuna basarak ilk ışınlanmanızı kullandığınız yere anında geri dönüyordunuz. Bu özelliğinde bir değişiklik yok, yine aynı. Fakat artık etkin yetenek tuşuna basıp ilk ışınlandığınız yere geri döndüğünüz zaman tüm ışınlanma haklarınız yenilenmiş oluyor. Yani oraya döner dönmez ışınlanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi geldik bir diğer katilimiz olan şövalyenin değişikliklerine. Şimdi gençler, muhafız spawnlamak için özelliğinize geçip yol çizmeye başladığınız zaman kurbanlar küçük bir küre şeklinde çizdiğiniz yolu görebiliyorlardı. Bu küreye göre de muhafızı nerede spawnlayacağınızı biliyorlardı. Ona göre de bir kaçış planı çiziyorlardı kendilerine. Artık bu küre çizdiğiniz yolun mesafesi arttıkça yavaş yavaş küçülmeye başlayacak. Ve 10 metreden uzun bir yol çizdiğiniz zaman da bu küre tamamen kaybolacak. Yani kurbanlar bu küreyi göremeyecek. Bu da şunu sağlayacak. Kurbanlar muhafızı nerede spawn ettiğinizi göremeyecek. Hemen ekranda bir örnekle gösterelim. Çizdiğiniz 10 metrelik yol illa dümdüz olmak zorunda değil. Daire şeklinde bir yol çizdiğiniz zaman da 10 metreyi geçirdiğiniz zaman yine bu küre kayboluyor. Yani yol 10 metreyi geçerse küre kayboluyor ve bir kurbanın dibinde spawn etseniz dahi muhafızı küreyi görmediği için muhafızın nerede spawn olacağını bilemiyor. Böylece kurbanlara daha yakın bir yerde muhafız spawn edip daha kolay av haline gelmelerini sağlayabiliyorsunuz. Şövalyenin bir diğer değişikliği, 10 metreden uzun bir yol çizdiğiniz zaman şövalye birkaç saniyeliğine hız efekti kazanacak arkadaşlar. Çizdiğiniz yol ne kadar uzun olursa aldığınız hız efektinin süresi de o kadar uzun sürecek. Diğer değişikliğimiz, muhafızlar artık bir kurbanı gördüğü zaman yolun uzunluğuna göre o kurbanın yanına daha hızlı gidecekler arkadaşlar. Bu sadece 10 metreden uzun yol yaptığınız zaman geçerli. Ekranda örneğini görüyorsunuz, uzun bir yol çizdim ve şövalye kurbanı gördüğü zaman ilk etkileşim çok daha hızlı oldu, çok daha hızlı bir şekilde tespit etti ve yanına çok daha hızlı bir şekilde gitti. Sıradaki şövalye değişikliğimiz, artık muhafızlarınızı jeneratör tekmelemek için kullandığınız zaman jeneratör %2,5 yerine %5 gerileyecek arkadaşlar. Ve son şövalye değişikliğimiz, özelliğinize geçtiğiniz zaman özelliğinizi kullanmak için 10 saniye süreniz olacak arkadaşlar. 10 saniye sonra otomatik olarak özelliği kullanmış sayılacaksınız. Gelelim karga yuvası haritasının değişikliklerine arkadaşlar. Yapımcılara gelen yorumlara göre bu haritanın survivor için çok güçlü olduğu vurgulanmış. Dolayısıyla haritayı dengelemeye çalışmışlar. Bakalım ne yapmışlar. Map'in dikdörtgen olan yapısını kare şeklinde çevirmişler. Yani harita gözle görülür bir şekilde küçülmüş. Bu da katillerin jeneratörleri daha hızlı dolaşmasını sağlayacak. Ve tabii ki chase'lerde de işine yarayacaktır katilin. Haritanın bir diğer yeniliği olarak oyunun ana binası haritanın tam ortasındaydı biliyorsunuz ki. Ve sağında, solunda, ilerisinde falan spotlar bulunuyordu. Bu ana binayı haritanın köşesine taşımışlar. Yani oradan çıkıp spotlara ulaşmanız biraz daha zor olacak. Ve ekranda da gördüğünüz üzere birkaç tane yeni spot eklenmiş gençler haritaya. Geldik bir diğer yeniliğimize.
artık maç içerisindeyken hangi göreve sahip olduğunuzu görebileceksiniz arkadaşlar. Yani menüdeyken aldığınız bir görev oyun içerisinde yüzde kaç ilerlemiş, kaç tane daha totem kırmanız lazım, kaç tane daha jeneratör yapmanız lazım gibisinden oyun içerisinde size gözükecek. Bu arayüzü isterseniz oyun ayarlarından kapatabileceksiniz. Sıradaki değişikliğimiz 2016 yılında falan gelmesi gereken bir değişiklikti. Menüdeyken Ready tuşuna bastıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz biliyorsunuz ki. Ne mağazaya girebiliyorsunuz ne girip görev alabiliyorsunuz. Bunu çok şükür düzeltmişler. Artık Ready verseniz bile mağazaya girebiliyorsunuz, görev ekranına girebiliyorsunuz. Bu sırada da arkada maç aramaya devam ediyor oyun. Katil tarafında da şöyle olmuş. Bir katil seçip ready verdikten sonra başka bir katile geçip blood points dağıtamıyorduk yani. Onda da bunu değiştirmişler. Artık bir katil seçip ready verseniz bile istediğiniz başka bir katile geçip o katile blood points vermeye devam edebiliyorsunuz. Buradaki olay şu. Hangi katildeyken ready verdiyseniz maç ekranına da o katille gidiyorsunuz. Sıradaki değişikliğimiz maçtan sonra acımasız katil, cani katil gibisinden derecelendirme alıyordunuz biliyorsunuz ki. Entity size bir söz söylüyordu yani. Bu sözleri de oyun içinde yaptığınız rozetlere göre alıyordunuz. Yani 4 kurbanı da öldürseniz bile rozetleri yeterince ilerletemediyseniz iyi bir derecelendirme alamıyordunuz. Bunu şu hale getirmişler. Hiç kill alamadığınız zaman The Entity Hungers derecelendirmesini alıyorsunuz. 1 ya da 2 kill alırsanız Brutal Killer alıyorsunuz. 3 kill alırsanız Ruthless Killer alıyorsunuz. Ve tüm kurbanları öldürürseniz Merciless Killer alıyorsunuz. Bunlar maçtan sonra aldığınız rankı etkilemiyor. Sadece maç sonundaki sözleri etkiliyor. Bir diğer değişikliğimiz mağazayla ilgili. Lisanslı olmayan karakterlerin bazı kıyafetleri sadece Auryxel ile alınabiliyordu arkadaşlar. Yani oyuna para yatırmanız gerekiyordu. Artık bunları kristal ile de alabileceksiniz. Bu söylediklerim sadece lisanslı olmayan karakterler için geçerli. Bir diğer yeniliğimizde bir bug fix gibi düşünebilirsiniz. Bazı haritalarda kurbanların geçip katillerin geçemeyeceği spotlar vardı biliyorsunuz ki. Bedim Anaokulu'nun 4. varyasyonu için bu sorunu ortadan kaldırmışlar. Diğer haritaları da yavaş yavaş düzeltirler diye düşünüyorum. Onlarda da sorun varsa. Sıradaki değişikliğimiz potansiyel enerji perk'ü ile ilgili. Bu perk jeneratör yaparken nişan depolamanızı sağlıyor. Bu topladığınız nişanlarla da başka bir jeneratörü anında ilerletebiliyorsunuz. Nişan depoladığınız zaman katil normal bir saldırıyla size vurduğu zaman tüm nişanlarınız gidiyordu. Artık normal saldırının yanı sıra bazı katiller özelliğiyle de size vurduğu zaman yine nişanlarınız yok edebilecek. Hangi katiller olduğunu bilmiyorum fakat muhtemelen çoğu katilde geçerli olur bu. Evet gençler, güncelleme notları bu kadardı. Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Bu güncellemeler ana oyuna birkaç hafta sonra eklenir diye tahmin ediyorum. Şu an ana oyuna gelmedi bu güncelleme. Gelecek olan şeylerle ilgili beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kısımları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.